Herkese merhabalar, ben Ali Emre Sarı. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Giresun Spor Bandırma Spor maçının değerlendirmesini ve başkanlık sürecindeki adayların ne durumda olduğunu konuşacağız. Önce Giresun Spor Bandırma Spor maçıyla başlayalım. Evimizde Bandırma Spor'a 1-0 mağlup olduk arkadaşlar. Ligin 3. haftasında Trendyol 1. liginin 3. haftasında Bandırma Spor'u evimizde yenemedik. Berabere bile kalamadık. Aslında. Maça aslında iyi başladık. Her iki tarafta iyi başladı. Ortada bir oyun vardı. Sağ kanattan Metehan'ın ortasında Bandırma sporlu oyuncu Josephson çok rahat bir gol attı aslında. Ertuğrul Metehan'ı tutamadı. Farukcan da Josefson'u tutamadı. Ortayı yaptırdı ve Josefson da golü bıraktı altı pasın içinde. İlk yarıda e, Giresunspor'un kötü oyuncularından Talha ve Savicevic'ti. Kötü oyuncusu. Savicevic'in pas hataları çoktu. ilk yarıda. Talha'nın da öyle. Aslında Talha'nın olduğu kanat yol oldu ilk yarıda tabiri caizse öyle diyebiliriz. Erolcansa Erol sakatlandı maçın ilk yarısında. Hatta Sumoğlu'sana geldiğinde oyundan çıkartmasını istediler. Ama Erol Can oyundan çıkmayacağım diye hatta e, su şişesini yere falan fırlatmış duyduğuma göre öyle. Geçen hafta Çorum FK maçında galip gelen bir takım vardı. Hocanın dokunuşlarıyla, hocanın taktiksel anlayışıyla Çorum FK maçını aldığımızı düşünüyorum. Bu maçta da Mustafa Hoca'nın aslında oyuna dokunamadığını, oyuncu değişikliklerinin yerinde bulmadığını e, söyleyebilirim. Umarım bundan sonraki haftalarda daha iyi olur. Anıl Yiğit'in mesela ilk yarının sonunda oyuna çıkmasını kimse anlamadı. Yani ben maçtan sonra birkaç kişiyle de görüştüm. Neden Anadolu için çıktı dedim. Herhangi bir sakatlığı yok, herhangi bir kartı da yoktu. Ee, bilmiyorum niye öyle yaptı. Kadir'in yanına Faruk Canı çekti, Şahin'deki beke çekti, sol beke oyuncu alacağına oraya içeriden bir oyuncu sokup orta sahaya Furkan Kütük aldı. Furkan Kütük maça girdikten maçın bitimine kadar çok iyi bir performans gösterdi. Kendisini can yürekten tebrik ederim. Maç içinde Mertankut Kut yine tabiri caizse şamar olan oldu. Gelen vuruyor, geçen vuruyor. Yedek kulübesinden bağıranlar, koş sana diyenler. Bilmem ne diyenler falan Bu şekilde yani Mertan'a biraz üzülmüyor değilim açıkçası Dediğim gibi bandırma spor maçını e, kazanamadık Bu maçta da yine e, agresif tavırlar vardı birkaç oyuncuda Sarı kart gördüler Kadir Seven yine bu maçta sarı kart gördü Mertan Kurt sarı kart gördü ve Erolcan sarı kart gördü. Bizim 5 değişiklik hakkımız varken Mustafa Hoca 3 değişiklik yapma hakkını kullandı. 2 değişiklik yapmadı. Yani toplamda 5 değişiklik yapmamış oldu. Mesela son dakikalarda Şahin taç atışı kullanırken bir oyuncu değişikliği oldu. Mehmet Eren Keskin oyuna girecekti. Pardon, Mustafa Eren Keskin oyuna girecekti. Şahin tam taç atışını yaparken tabela kaldırıldı Şahin için. Şahin üzüldü orada. Kendisine hak veriyorum 90. dakika. Sıcak bir oyuncuyu çıkarıp soğuk bir oyuncuyu sokmak ne kadar doğru bilmiyorum. Maçın ardından Mustafa hocamızın bir basın açıklaması vardı. Yani basın toplantısında söylediği şeyler vardı. Onları hemen size göstereyim ve aynı zamanda ekranda getireyim, okuyayım. Öncelikle kazanan takımı kutluyorum. İyi hazırlandığımız bir maç ve çok da iyi oynadığımız maç. İyi mücadele ettik. Son iki maça baktığımızda hem top bizde çok kaldı hem de pozisyonlar ürettik. Rakibe çok fazla pozisyon da vermedik. Bir duruş hatasından golledik. Ben beklerim her zaman şunu söyledim. Orta yapmayacaksan, orta yaptırmayacaksın. Orta yapıldığı zaman sıkıntı yaşarız. Nitekim bugün de sıkıntı yaşadık. Oynanan oyundan memnunum. Puan hak ettiğimiz bir maçtı. Maçın başında talanın topu gol olsaydı maç çok farklı yerlere gidebilirdi. Ben bütün oyuncularımı kutluyorum tek tek. Puan almamız gereken bir maçta puan alamamamız beni üzdü açıkçası. İyiye doğru gidiyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız dediklerimizi yapıyorlar. Bugün sahada yaptığımız işler de iyiydi. Giresunspor olarak daha iyi yerlere gitmemiz lazım. Daha iyi olacağız. Oynanan oyun güzel, mücadele güzel. İnşallah bunun da karşılığını Spor deplasmanında alırız dedi. Teknik Direktör Mustafa Kaplan. Şimdi maçın sonunda bir olaylar gerçekleşti. Koridorda da olaylar gerçekleşti. Sergen'in maç içinde tahrik ettiğini söylüyorlar. Tabii ben uzakta olduğum için çok net izleyemedim. Sonradan videoları gördüm falan filan. Sergen'le de konuştum. Hatta bir pozisyonda Sergen kasını tutuyormuş. Kasını tutarken orada yanlış telaffuz etmedilerse Sergen'in söylediği bu. Mustafa Kaplan Hoca bakın organını gösteriyor diye bir şey söylemiş herhalde. Sergen de onun üzerine sinirlenmiş. Hatta maçın 70. dakikasından sonra bir tane siyahlı bir adam varmış bizim kulübenin o tarafta. Sürekli Sergen'e küfür edermiş. Maç sonunda da bir görüntü var. izledim. Sergen maç biter bitmez bizim yedek kulübesine doğru koşuyor. Orada da o Siyahlı adamı koştuğunu söyledi, belirtti. Sergen'in iki sene önce bu takımdan nasıl gittiğini, nasıl ayrıldığını sosyal medyada yazmıştım zaten. Ben Sergen'e hak veriyor değilim tabii ki de ama bizim yaptıklarımızda yanlış var. Önce e, kendimize bakmalıyız. Tabi Giresun şu andaki yönetimi ve şu anki e, hocasıyla Sergen'in herhangi bir problemi yoktur. Zaten taraftarlardan da kendim e, bana mesaj attığında söyledi. Taraftarla bir problem yok abi dedi. Durum bu. Onun akabinde yaka kartı olan kişiler vardı. Maç sonu Sergen o hareketleri yaptığında oraya girdiler. Bir arvede oluştu. Aşağıda da oluşmuş. Tünelde de oluşmuş öyle bir arvede. Gördük videoları. Şimdi arkadaşlar yaka kartı takan arkadaşlar. Perşembe günleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan biz ceza aldığımızda, para cezası aldığımızda veya sağ kapatma cezası aldığımızda bunun cezasını nasıl ödeyeceksiniz? Yani size hiçbir şey olmuyor zaten. Siz yaka kartın takım maça geliyorsunuz. Kulübün cezasını ödeyen yine Giresun Spor Kulübü oluyor. Yani zarar Giresun Spor Kulübü'ne geliyor arkadaşlar. Birazcık daha parası olmayan bir kulüp olduğumuz için birazcık daha bunlara dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğim. Kusura bakmayın. Giresun Spor Bandırma Spor maçı 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlandı. Bandırma Spor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Giresun Spor'umuza da canı yürekten başarılar diliyorum. Haftaya Eyüp Spor deplasmanı var. Onun öncesinde de inşallah bir yayın çekerim. O maçı da önceden değerlendirelim gündürürüz. Giresunspor'da başkanlık sürecine gelecek olursak, mevcut başkan Sayın Nail Yamağ'ın aday olacağı yönünde tekrar bir bilgi aldım. İnşallah aday olur, yönetimini güçlendirir ve devam eder diyelim. Hafta içinde bir toplantı gerçekleştirecekler. Bu toplantının ardından da ne olup olmayacağı belli olacak diye düşünüyorum. Sıcak bir haftaya girdik. Giresunspor olağanüstü genel kurul öncesi sıcak bir hafta. Diğer başkan adaylarından Önallar İnşaat sahibi, firma sahibi Sayın Halil İbrahim Önal'ın adaylıktan çekilceği konuşuluyor. Söyleniyor. Kendisiyle de görüşüyorum. Adaylıktan çekilce konusunda CEO verdi ama tabii ki net bir açıklama yok. Umarım o da aday olur. Giresun ne kadar aday olursa o kadar iyidir. Arasından seçmek tabii ki delegelere kalır. Giresun Spor delegelerine kalır. Ferhat Bey ve Ercan Bey'in Giresunspor adaylığı konuşuluyordu şehirde. Ben ikisinin birleşip bir liste çıkaracağını düşünüyorum. Kulağıma da öyle şeyler geliyor. Ferhat Bey demişken Ferhat Bey geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından, Twitter'ından bir ee, mesaj yayınlamıştı aslında. İstifa haberi yayınlamıştı. O istifa haberinde iki gün gün geçtikten sonra bir gün geçtikten sonra kaldırdı sayfasından. Şimdi onu hem ekrana vereyim hem de size okuyayım. Bugün itibariyle Giresunspor Kulüp Yöneticiliği görevimden ve tüm yetkilerinden istifa etmiş bulunmaktayım. Öncelikle başarısız geçen dönem için tüm taraftarlarımızdan şahsım adına özür dilerim. Allah hepimize doğru dürüst dostlarla yol yürümeyi nasip etsin. Şimdi bu alttaki cümle çok önemli. Allah hepimize Doğru dürüst dostlarla yol yürümeyi nasip etsin cümlesi biraz imalı bir cümle. Neden kaldırdığını sormadım. Direkt Ferhat Bey'e zaten bu mesajı attık, bu tweet e attıktan sonra mesaj attım. Dedim ki başkan adayı olmanız yönünde herhalde olumlu gelişmeler oldu. O yüzden istifa ettiniz. Değil mi diye bir soru sordum ee, Geri dönüş alamadım şu dakikaya kadar ee, Yine İstanbul'dan adaylar var ee, Giresunspor'un 94 milyon bir tahta borcu var biliyorsunuz 94 milyon tahtanın açılması için var gücüyle çalışan insanların da olduğunu düşünüyorum ben Ha Tahta açılır açılmaz orası muamma tabii ki de Açılmalı mı açılmamalı mı o da muamma ee, Aslında 94 milyon bir para yetmiyor Giresun Spor kulübüne Tahtayı açtıktan sonra 5-6 tane transfer yapsanız Hiç çoktan yine 20-25 milyon bir bütçeniz olması gerekiyor yani toplamda 125 milyon bir bütçesi olması gerekiyor gelecek kişinin. Aynı zamanda kulüpte hala hazırda oynayan oyuncuların da ücretlerinin ödenmesi ve primlerinin ödenmesi gerekiyor. Personelin de maaşlarının ödenmesi gerekiyor. Bunları da toplamda baz aldığımızda Giresunspor Spor Kulübü'ne gelecek yöneticinin en kötü 200 milyon parasının olmasına olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve Giresunspora aday olacak başkanlardan istirhamım. Siz Giresunspor'un mali tablosunu düzeltebileceğinizi söz veriyorsanız şunun şunları baştan yapmalısınız. Giresunsporda altın üyelik, gümüş üyelik ve bronz üyelik adı altında 3 tane üyelik var. Giresun Spor'a başkan adayı olacak kişilerin öncelikle altın üye olmasını buradan söylüyorum. Altın üye olun ki biz delegelerde görelim. Hani becerebilecek misiniz, başarabilecek misiniz diye. Aynı zamanda Giresun Spor kulübünden de loca satın almanızı öneriyorum. Bütün taraftar gruplarımız bunları merak ediyorlar. Başkanlık konusu da bu şekilde. Son olarak Giresun Spor maçına gelmeyen, bu şehirde yaşayan, bu şehrin ekmeğini yiyen, bu şehirde para kazanan ve maça gelmeyen tüm insanlarımıza, tüm kişilere, taraftar larımıza buradan bir şey söylemek istiyorum. Utanmalısınız. Hem de çok utanmalısınız. Giresun Spor Süper Lig'deyken bu stat en kötü 6000-7000 bin, bin kişi oynuyordu. Şimdi 1500-2000-2500 ortalamaya oynuyor. Şehrinde saat yani senin şehrinde saat 21'de maç var. 21'de ne işin olabilir ki? Çok önemli bir işin olmadığı sürece maça gitmelisin. Yoksa sosyal medyada öyle boş boş yazıyorsunuz. Herifsiniz hepiniz. Yani bizim orada öyle derler. Hepiniz herifsiniz ya. Boş boş yazmayı biliyorsunuz ama 2 saatinizi 2 haftada bir 2 saatinizi Giresun Spor'a ayıramıyorsunuz. Ki Giresun Giresun şehri şu anda fındıktan dolayı en kalabalık olan şehir. Ve maça bakıyorum 2000 kişi var, 2500 kişi var. Yazık gerçekten kendinizden utanmalısınız. Bakın tekrar söylüyorum. Kendinizden utanmalısınız. Giresun Spor'un haftaya Eyüp -Spor maçı var. Eyüp maçında bütün futbolcu kardeşlerimize, bütün camiaya e başarılar diliyorum. kongre sürecinde de ben de Giresun'da olacağım inşallah. Yine görüşür, e istişareler yaparız. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Giresun Spor'la alakalı sorularınız, görüşleriniz, yorumlarınız olursa yorum kısmına bekliyorum. Abone olmanızı özellikle istiyorum. Çünkü videolarımı izleyen kişi sayısıyla abonelerim arasında dağlar kadar fark var. Onları da zaten analizlerden görebiliyoruz arkadaşlar. Beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Her zaman kapattığımız gibi en büyük Giresun Spor.